küresel bakışla devam ediyoruz. Bu bölümde Doktor Ali Sebin, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi olacak. Hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Murat Bey. Teşekkür ediyoruz. Yine gündemde birçok madde var. Süremiz el verdiği ölçüde o maddeleri dilerseniz hemen konuşalım. Finlandiya heyeti Ankara'da Türk yetkililerle görüşmeye başladı. Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkililer arasında görüşmeler başladı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık ediyor toplantıya. Tabii İsveç ve NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO zirvesinin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de de terör örgütlerine karşı Türkiye ile işbirliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtaraya imza atan Finlandiya Ankara'da ne anlam ifade ediyor? Son dönemde özellikle İskandinav ülkelerini çok fazla tartıştık dış politikada. Sanırım önemli bir görüşme. Evet Murat Bey, aslında geçtiğimiz 5 ayında da İsveç'ten bir heyet gelmişti. Türkiye ile görüşmeler yapılıyor. Özellikle başvurular konusunda, NATO üyeliği başvuruları konusunda. Ancak şunu söylemek lazım. Adalet Bakanlığı ile görüşmelerinin sebebi karşılıklı iade konusu. Türkiye'nin bugüne kadar 33 kişiyi Türkiye sürekli talep ediyor. Yani bunların iadelerini İsveç ve Finlandiya'dan terör eylemlerinden karışan ve terörle iltisaklı olan, özellikle FETÖ başta olmak üzere PKK terör örgütüyle bağlantıları olan zanlıları Türkiye'ye iade edilmesini istiyor. Ama Finlandiya'da, İsveç'te farklı bir boyutta el alıyor bu olayı. Yani daha çok suç, normal suç, yani terörle iltisaklı olmayanları iade etmeyi talep ediyor. Bir de şöyle bir gerçek de var, unutmayalım. Özellikle şunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında, NATO konusunda, farklı mecralarda Türkiye çok ciddi anlamda adımlar atıyor. Bunun dışında Türkiye'nin talep ettiği, iadesini talep ettiği teröristlerin iade edilmediği müddetçe işte İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci, NATO üyelik süreci aslında riske giriyor. Onun için sürekli heyetler halinde, geçtiğimiz 5 Ekim'deki gibi nasıl İsveç gönderdi, şimdi de Finlandiya bugün saat 10 itibariyle başladı toplantılar. Tabii bundan sonuç almak gerekiyor Murat Bey. Yani biz tabii ki Türkiye olarak tavrımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk. Yani tavır ancak olsun diye değil, sonuç var. Almak lazım değil mi? Çünkü yıllardır zaten tavır sesiniz olsun diye değil, sonuç almak amacıyla yapılması gerekiyor. Dediğiniz gibi tabii. Yıllardır terörle ilgili Türkiye'nin çok mağdur olduğuna şahit olduk Finlandiya ve İsveç noktasında. Sizce buradan bir sonuç çıkacak mı hocam? Yani yoksa sadece bu müzakere ve temaslar halinde mi ilerleyecek? Şimdi bu ilk aşama olarak değerlendirmek lazım. Çünkü ilk defa Türkiye'ye böyle bir heyet geliyor Finlandiya'dan. Daha önce de İsveç'ten dediğimiz gibi geliyor. Bunlar tabii biraz alt komisyonlar halinde sürekli görüşmeler neticesinde Türkiye'nin istediği, talep ettiği, özellikle şu terör ya da şu teröristi ben iade edilmesini istiyorum, talep ediyorum demesi gerekiyor ki onlar da buna karşılık verdiği zaman tabii ki bir sonuç çıkacak. Ama benim gördüğüm kadarıyla bakın, yani geçtiğimiz Haziran ayından bu yana yapılan işte Madrid'deki NATO zirvesinden sonraki sürece baktığımızda ve Türkiye ile Finlandiya arasında üçlü anlaşmalar ya da mutabakat muhtırası daha doğrusu yapıldıktan sonraki süreçte aslında Finlandiya'da, İsveç'te herhangi bir Türkiye'nin istediği doğrultuda adım atmadığını görüyoruz. Yani bu sadece PKK terör örgütüyle ilgili değil. Aynı zamanda Türkiye'de terör örgütleri biliyorsunuz. FETÖ başta olmak üzere bu önemli bir konu ve bunun dışında da PKK terör örgütüyle ilgili. Ancak İsveç'te de Finlandiya'da da bu terör örgütlerinin sivil toplum özellikle kuruluşları adı altında pek çok eylem yaptıklarını, pek çok faaliyet gösterdiklerini hep basına da, dünya basınına da, Türk basınına da çok net bir şekilde yansımıştı. Şimdi bu görüşmelerin neticesi şu. Finlandiya'da, İsveç'te şunu biliyor. Türkiye veto ederse,
Tabii biz üyelik sürecini kolaylaştırdık karşılıklı verilen sözler doğrultusunda. Bu sözler tutulmadıktan sonra aslında Türkiye bundan sonraki süreçte Finlandiya'nın da İsveç'in de üyelik sürecini engelleyebilir. Bu gücü veto var çünkü NATO içerisinde de güçlüdür. Nasıl? Veto hakkını kullanabilir. Sanırım benim sesimde bir sorun oluyor hocam. Hocam bu arada 6 dakikamız kaldı. İzninizle ben ikinci soruyu da iliştirmek istiyorum. Hani sözünüzü tekrar tamamlarsınız sorudan sonra. Drone krizi, dedi tansiyon düşme bir taraftan da. İran Rusya'ya silah vermedik deniliyor. O tarafta bununla ilgili haberler sanırım önemli. Çünkü Rusya'ya silah vermedik diyor. Gelinen noktada nükleer müzakereleri nasıl etkileyecek diye sormak istiyorum. İlk soruda da hocam cümleniz yarım kaldıysa lütfen tamamlayın, kusura bakmayın. Evet, şunu söyleyeyim. Türkiye ne olursa olsun NATO ile ilgili konuyu kapatalım diye söylüyorum. Herhangi bir şekilde herhangi bir teröristi, Türkiye'nin talep ettiği teröristi iade etmediği müddetçe bu iki ülke bence NATO üyeliğine izin verilmemeli ve Türkiye'de bunun için çok ciddi anlamda kararlı olduğunda net bir şekilde ortaya koyuyor ki heyetler şeklinde gelip Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi önümüzdeki süreçte bunun neticelerini alacağız. Şimdi diğer taraftan baktığımızda İran meselesi. İran biliyorsunuz son zamanlarda Rusya'ya drone veya İHA sattığı şeklinde ciddi anlamda iddialar var. Ama İran Dışişleri Bakanlığı'na yapılan açıklamada biz bu drone'ları, İHA'ları aslında savaş başlamadan önce satmıştık ki daha önce reddediyorlardı. Ancak hem batılı ülkeler hem Amerika Birleşik Devletleri bunu ortaya koyduğu için çok net bir şekilde bunu söylemek zorunda kaldılar diye düşünüyorum. Şimdi bir de diğer taraftan bir gerçek daha var. O da şu, eğer İran gerçekten Rusya'ya drone veya İHA satışı gerçekleştirmişse Avrupa Birliği tarafından yeni bir ekonomik yaptırım paketiyle karşı karşıya kalabilir. Şimdi böyle bir durumda ister istemez sizin de belirttiğiniz gibi İran'la işte 4+1 işte nükleer müzakereler doğrultusunda bu nükleer müzakereler konusu gündeme geldiğinde bunun akamete uğrayacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Yani İran'a karşı herhangi bir yaptırım ki İran müzakereler, nükleer müzakere sürecinde en çok üzerinde vurguladığı bir konu var. O da şu, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlarının kaldırılması. Eğer siz bu ekonomik yaptırımların kaldırılması yerine yeni bir ek bir paketle ekonomik yaptırım uygularsanız ister istemez İran'la ABD ve diğer ülkeler arasındaki ya da nükleer müzakeresi aslında askıya alınabileceğini ben düşünüyorum. Evet. Ki İran tarafından yapılan açıklamalara baktığımız zaman şöyle bir açıklama var son iki gün içerisinde. O da şu, diyorlar ki biz zaten hazırdık 2015 müzakerelerine geri dönmeye. Ama ABD burayı müzakereleri sabote ediyor. Yani iki tarafta birbirini suçladığı için herhangi bir sonuç çıkmayacağını açık bir şekilde söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Rusya-Ukrayna savaşı tabii ki burada nükleer müzakere sürecinde sekteye uğrattı. Anlaşılan o ki İran'ın Rusya'ya yanlısı politikaları bu tarafta Batı'nın dikkatini çekiyor. Hani araç kullanıldı mı, insansız hava aracı, drone ya da kullanıldı mı kim bilir. Ancak bakıldığı zaman kayıtsız kalmayacağız diyor Hüseyin Emir Abdül İran Dışişleri Bakanı. Son bir dakikamız kaldı hocam. Şunu sormak istiyorum. Amerika basında çarpıcı bir iddia var. Son dönemde petrol üzerinden Suudi Arabistan'da çok fazla aynı haberler içerisinde yer alıyor Amerika. Karşısında artık Suudi Prens Selman'ın da işte Biden'a dalga geçtiği söyleniyor. Hem sağlığı ile ilgili hem de bakıldığı zaman işte birçok noktada değil mi Joe Biden'a dalga geçmiş gaflarıyla akıl sağlığına yönelik böyle bir iddia var. Gerçek mi ve bu belli bir kopmayı mı gösteriyor iki ülke arasındaki? Şimdi bu Murat Bey, bu kaynak Wall Street Journal'dan çıkmış bir kaynak ve açıklamaya göre aslında
Suudi Arabistan Veliaht Prensi aynı zamanda şimdi biliyorsunuz Suudi Arabistan Başbakanlığı görevinde son kararnameyle birlikte. Şöyle diyor, Trump daha iyi bir başkandı diyor. Yani bu şunu söylemek istiyorum burada. Büyük ihtimalle önümüzdeki Amerikan başkanlık seçiminde tekrar Trump'ın seçilme ihtimali üzerinde durulabilir. Evet. Çünkü gerçekten Amerikan başkanları her ne kadar bizim buradan çok net bir şekilde işte şu daha iyi, şurası daha kötü dediğimiz zaman ama Körfez ülkeleri daha çok iki şeye bakıyor. Birincisi gelen Amerikan başkanı bize silah satabilir mi? İkincisi bizim güvenliğimizi, İran'a karşı güvenliğimizi koruyabilir mi? Bunu bu ikisi üzerinde endeksli bir Körfez dış politikası, Amerikan politikası var daha doğrusu. Ama bunu Biden beceremedi bence. Yani evet. Bu sürece baktığımız zaman ne İran'la müzakereleri becerebildi, başarabildi daha doğrusu. Ne diğer taraftan baktığımızda İsrail'le Arap dünyasıyla yeni bir normalleşme süreci yapılabilirdi eğer Trump devam etmiş olsaydı. Şimdi bu çok fazla bir bundan sonuç dolayı alamadık. Da değil mi hocam? İsrail savaşında Trump ismi ön plana çıkıyor. Hocam tabii, bu arada yani, bir 30 saniyemiz var. İzninizle çok hızlı toparlayabilirseniz çok sevinirim. Evet, ben 30 saniyede şunu söyleyeyim. Trump'ı ciddi anlamda arıyorlar. Çünkü evet. Trump İran'a karşı sert bir şekilde tavır aldı. Özellikle nükleer anlaşmayı tamamen bitirdi. Tek taraflı olarak kendisi evet. Geri çekildi. Diğer taraftan normalleşme evet. süreci 4 Arap ülkesiyle normalleşme süreci başlattı ve 3 Arap ülkesi daha vardı normalleşme süreci için. Biden bunu başaramadı diye düşünüyorum. Evet. İsrail'in de Yahudi lobisinde çok rahatsız olduğunu açık bir şekilde altını çizmekte fayda var. Ara seçimler biraz belirleyici olacak hocam. Çok teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli katkınız için. Doktor Ali Semin'le konuştuk efendim ve programın da esas moderatörü biliyorsunuz sevgili Eda Özdemir. Bu anlamda güzel bir röportaj yaptı. Şimdi sevgili Eda'nın bu röportajıyla da yayına veda ediyoruz. Bildiğiniz gibi Avrupa tarafında işte plajların temiz tutulmasına yönelik çok önemli bir çalışma yapıldı. Eda Özdemir de bu çalışmaya yönelik önemli röportajlarla şimdi ekranlarda.